Herkese merhabalar. Bugün birazcık gördüğünüz gibi daha rahatız çünkü karnım çok ağrıyor. Ama bugün ne zamandır yapmak istediğim bir videoyu yapacağım. Umarım bu video size de yardımcı olur. Özellikle son iki videomda galiba cildin işte çok sağlıklı görünüyor falan filan dediniz. Ben de bu aralar yeni ürünler deniyorum. Daha doğrusu yeni ürünler denemiyorum. Mevcut olan ürünleri daha iyi bir şekilde kullanıyorum. Bu ürünleri de sizlerle paylaşmak istemiştim. Eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi en önemli şey aslında cildinizi temiz tutmanız. Çünkü gün içinde makyaj yapmasanız bile, ne bileyim yüzünüze hiçbir şey sürmeseniz bile, dışarı çıktığınızda ya da evdeyken bile yüzünüzü birçok kir yapışıyor. Aslında bu iğrenç, yani söylemesi çok iğrenç bir şey ama gerçekten yüzünüz çok çabucak kirleniyor. O yüzden ben hem sabah hem akşam cildimi yıkıyorum. Bunun için size iki tane üründen bahsedeceğim. Birisi uygun fiyatlı, birisi daha yüksek fiyatlı. Bu birazcık da cilt tipinize bağlı aslında. Eğer cildiniz gerçekten çok sivilcelenen bir ciltse, yani çok sivilceniz çıkıyorsa ve sık sık sivilceniz çıkıyorsa, size içinde salisilik asit olan bir temizleyici önerebilirim. O içindekilere bakınca, burada yazacağım zaten o içinde olduğunu. Buradan screenshot alabilirsiniz isterseniz, de aşağıya da yazarım. Çünkü aslında o asit sivilcelere karşı savaşıyor. Ben uzun süre, bu bilgimin aslında ben şu anda kullanmıyorum. Ama ben uzun süre özellikle böyle bir 12 ile 16 yaş arası sürekli öyle bir temizleyici kullandım. Ve benim hiçbir zaman böyle çok aşırı sivilce sorunum olmadı. O yüzden dediğim gibi eğer çok sivilcelenen bir cildiniz varsa içine salisilik asit olan bir temizleyiciyle bakın derim. Ama cildiniz çok yağlıysa ve aynı zamanda tabii ki çok sivilceleniyorsa birazcık da tamamen yağ temizleyen yüzünüzden bir temizleyiciye bakabilirsiniz. Bu Kiehl's'ın Oil Free Cleanser'ı, ben bunu kullanıyorum. Aslında benim çok aşırı yağlı bir cildim yok. Ama bu temizleyici gerçekten cildinizdeki bütün o üst katmanı alıyor. İçinde pütürcükler yok hiçbir şekilde ama o ne bileyim ya, cildiniz yağlı olmasa da böyle birazcık ne bileyim hani hafif bir tabaka hissediyorsunuz ya, bu onu temizliyor. Ben bunu çok seviyorum. Uzun süredir kullanıyorum. Sanırım bir 3 ay oldu bunu kullanalı. Çok güzel, dediğim gibi çok iyi temizliyor. Ve yağlı bir cildiniz varsa özellikle kesinlikle bunu öneririm. Şimdi bu bitti. Tonikten bahsetmeyeceğim. Çünkü kişisel olarak ben toniğin kendimde en azından bir işe yaradığını düşünmüyorum. Ve ayrıca size bir şey yaradığını düşünmediğim için de işte birçok denedim ama size önerebileceğim böyle bu çok güzel diyebileceğim bir tonik yok. Cildiniz yağlı ise bile kesinlikle nemlendiriciden vazgeçmememiz gerekiyor. Nemlendirici aslında çok önemli. Cildiniz yağlı ise ama böyle ağır nemlendiricilerden uzak durun. Bu mesela benim çok severek kullandığım bir tane. Ben özellikle yazdan sonra cildim inanılmaz yağlanmıştı. Neden hiçbir fikrim yok ama kendi kendine yağlandı. Yine de ben sürekli cildimi nemlendirmeyi seven bir insanım. Bunun içinde sadece su ve gliserin var. Gerçekten su gibi, yani yüzünüze, avcunuza bir tane pompa alıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Su gibi oluyor, onu uyguluyorsunuz ve cildinize gerçekten nem kazandırıyor. Ama cildiniz kuru ise daha ağır nemlendiricileri de tabii ki özellikle bu kış aylarını tercih edebilirsiniz. Yine sivilceye karşı bir nemlendirici arıyorsanız yine içinde salisilik asit olan nemlendiriciler var. Bu arada salisilik asidi tamamen yanlış söylüyor olabilirim. Bilmiyorum, ben o şekilde söylüyorum ama yani dediğim gibi yazılışını yazarım zaten. O şekilde nemlendiriciler de var ve o nemlendiricileri de kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi ben 12-16 yaş arası hep onları kullandım. Hem temizleyicimin içinde salisilik asit vardı hem de nemlendiricimin içinde. Onlar gerçekten bütün yüzünüze uyguladığınız için bütün yüzünüzdeki sivilce oluşumunu gerçekten azaltıyor. O şekilde nemlendiricilere de bakabilirsiniz. Şimdi asıl sivilcem çıktı diyorsanız eğer, size 3 farklı ürün tavsiye edebilirim. İlk sivilceniz çıkıyor. Pardon, 3 değil 4. 4 farklı ürünüm var. Evet. Şimdi ilk sivilceniz çıkıyor. Aslında sivilce, yani yüzeysel sivilceleri kurutmak daha iyi. Yüzeysel sivilceleri kurutmak için de yüzeysel ne bileyim diş macunu kıvamında bir sivilce kremi uygulayabilirsiniz. Bu Clean and Clearing Advantage Popped Pimple Relief Drying Paste. Yani bu böyle beyaz, bu arada bahsettiğim bütün ürünleri aşağıya koyacağım. Bu beyaz diş macunu kıvamında olan bir şey ve sivilcenizin üstüne koyduğunuzda da beyaz kalıyor. Böyle kabuk kabuk oluyor aslında ama gerçekten sivilcenize
kurutuyor. Yüzeysel zaten sesi hissediyorsunuz. Eğer sivilceniz acıtıyorsa çıkarken, o yüzeysel bir sivilce değil ama hiçbir şey hissetmiyorsanız yüzeysel bir sivilce. O zaman böyle yüzeysel kurutucu sivilce kremlerini kullanabilirsiniz. Ama eğer sivilceniz çıkarken acıtıyorsa o zaman şeffaf sivilce kremlerinden yana olabilirsiniz. Bu Kiehl's'ın Blue Herbal Spot Treatment. Bunun içinde salisilik asit var, zencefil varmış, tarçın varmış, bilmiyorum. Bu ama benim sivilcelerime çok 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 iyi geliyor. Benim birçok sivilcem aslında çıkarken acıtan sivilceler ve hissediyorum yani sivilcemin çıktığını aynı zamanda. Çıkmadan önce bile, hatta orada hissettiğiniz anda bunu sürerseniz eğer, onu çıkmadan bile önlüyor çoğu zaman. Ama eğer derseniz ki ben böyle sürekli kimyasallar sürmek istemiyorum yüzüme, size çay ağacı yağını öneririm. Gerçekten kime gösterdiysem, Begüm'e gösterdim, babama gösterdim, onlar çok çok seviyorlar. Kokusu birazcık ağır ama gerçekten sivilcenizi hemen geçiriyor, kurutuyor. İşte çünkü o yağ emiyor ya cildiniz, böyle iyice derine giriyor aslında. Çok güzel. Çay ağacı yağını eğer sivilcenizi şimdiye kadar denemediyseniz kesinlikle deneyin. Hani ben şeyle de uğraşmıyorum. Hani pamuğa sürüp sonra oraya uygulamayın. Direktman bir damla işte yüzük parmağımı alıyorum. Sonra sivilcenin üstüne uyguluyorum. Orası böyle yağlı kalıyor aslında ama o sonra o yağ emiyor. Ve yağ emmesiyle de o sivilce oluşumunu da önlüyor. Son olarak sivilceniz oldu bitti ama izi kaldı. O zaman size çok çok güzel bir ürün tavsiye edeceğim. Fiyatı yüksek olmasına rağmen bir benzerini bulamadım aslında. Mesela bunun mesela bir benzerini bulabilirsiniz Clean and Clear'da. Bunun böyle grimsi bir tübü var Clean and Clear'ın. Onu da kullanabilirsiniz. Ama ben bunun bir benzerini şimdiye kadar bulamadım. Bu Kiehl's'ın Blemish Control Daily Skin Clearing Treatment'ı. Sivilceniz çıktı mesela, benim burada çok var ama kırmızı kaldı sonra. Çok başıma geliyor. Benim özellikle her kış başıma gelen bir şey aslında bu. Ben bunu uyguluyorum. Bunu bütün yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Eğer yani kırmızı bir cildiniz varsa, çok çabucak kızaran bir cildiniz varsa. Ya da o sivilcelerin üstüne uygulayabilirsiniz. Bir ayda, ben hem sabah hem akşam uyguluyorum ben bunu. Bir ayda gerçekten azalttığının farkına vardım. Ve bildiğiniz gibi sivilcelerin öyle kolay kolay geçen bir şey değil. O yüzden bir ayda bile azalması bence mükemmel bir şey. En azından benimkiler çok çabucak geçmiyor. O yüzden bu ürünü de kesinlikle sizlere tavsiye ederim. Umarım bu video yardımcı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra kanalımda hangi videoları görmek isterseniz aşağıdaki yorumları bırakabilirsiniz. Ve bundan sonraki videolarda görüşürüz. Bye bye.